Çocuklarımıza ilaçlarının epilepsi ile ilgili olduğunu nasıl söylemeliyiz? Bu da çok önemli bir konu. Çocuklarımızdan ilaçları eğer saklarsak, daha sonra bunu öğrendikleri zaman başka türlü üzüntülere, hatta kafalarında başka türlü soru işaretlerine neden olabiliriz. Çocuklar 3 yaşında, 4 yaşındayken, evet sen bir ilaç alıyorsun ama bu ilacı ne nöbet geçirmişti ne onun olmaması için alıyorsun. Merak etme, bunda hiç korkulacak bir şey yok. Hepimiz alabiliriz. Şeklinde ona güzel yumuşak bir şekilde söylemeye başladığımız zaman çok daha iyi olacaktır. Ve zamanla buna da alışacaktır. Ama siz ilaçların eğer vitamin hapları, kuvvet hapları gibi ilaçlar olduğunu söyleyerek daha sonra birden açıklama yaparsanız, bu çocuklar daha sonra acaba ne gibi sorunlarla karşılaşabiliriz şeklinde sorularla kafalarında sorular olacaktır. Örneğin bununla ilgili bir sıkıntıyı yaşamış bir kişi olarak, kuvvet hapı diye aldığım ilaçların epilepsi ilacı olduğunu öğrendiğim ilk gün, acaba bu nöbetler başka türlü nöbetler mi diyerek ansiklopedilere bakmıştım. Nöbetleri gördüğüm zaman bunların kanserle alakalı olduğunu ansiklopedilerde gördüm ve kendimi kanser zannetmiştim. Alıştırarak söyleniliyor zannetmiştim. İşte benim yaşadıklarımı bu çocukların yaşamaması için kesinlikle çocuklarımıza erken yaşta bunlarla ilgili bilgileri vermemiz gerekiyor. Gerekirse bunu doktorunuzla veya psikologla beraber söyleyin. Ama mutlaka söyleyelim. Bunu şöyle düşünmelerini sağlayalım. Mesela gözlük takıyorlar. Gözlük takan bir kişi eleştirilmiyor da neden epilepsi ilacı alan bir kişi eleştirilsin? Çocuğa eğer siz bu bilgiyi doğru bir şekilde verirseniz huzursuz olmayacaktır. Saklanılan şeyler kötü olan şeylerdir. Her zaman saklanılan şeylerden korkular daha da fazla olur. Onun için bu konuda gerekirse doktor, psikolog desteği alın ama kesinlikle saklamayın.